Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim filmimizde örnek uygulama yapacağız birlikte. Resimde gördüğünüz örnek parçayı modelleyeceğiz. Parçanın ölçülerine baktığımızda birçok ölçünün ekranda olduğunu görüyorsunuz. Yeterli ölçülerimiz var parça üzerinden. Ve nasıl çizeceğimize bakacağız. Nereden başlayacağız? Şimdi ön düzlemden bakıp şu L'yi oluşturabiliriz. Şunu oluşturup katılarız 35 mm. Daha sonra şu delikleri oluştururuz. Şu slotu oluştururuz. Ve şu yüzeyi UCS tanımlayarak şu sinirik parçayı oluşturur çıkıntıyı. Ve parçamız bütüne tamamlanmış olur. Ve birleştirdiğimizde de tek bir parça olmuş olur. Şimdi hemen geliyoruz sayfamıza. UCS tanımlaması yapacağız öncelikli olarak. UCS Enter dedik. Şu nokta dedik. F8 açalım. X böyle, Y de böyle olsun. Şimdi tab düzlemini karşımıza alalım. Şöyle bütüne bakalım. Polyline Enter diyoruz. Yukarıdan başladık. 75 mm bütünü. Nereden buldum bu 75'i? 65 şurası var. 10 mm de şurası. 20'nin yarısı. 75, 30, 10. Şuradan 45 ve 20 diye çıkacağız. 5, 20 diye çıkacağız. Hemen geliyoruz. 75'e tamamladık. Şöyle yana doğru 30 dedik. Enter. Yukarı doğru ne kadar tekrar bakalım. 10 mm. 10. Yana 23. Yukarı doğru 45. Dışarı doğru 5, yukarı doğru da 20 ve şöyle deyip bütüne tamamlamış olduk. Şimdi buraya kadar tamam. Hemen şöyle çevirelim bakalım. Ve extrude diyoruz. Polyline çizdiğim için direkt katılayabilirim. Ne kadar? 35 mm. Enter dedik. Katılamış olduk. Bakalım doğru mu? Doğru. Şimdi buraya kadar tamam. Hemen şuraların radüslerini atabiliriz. Fillet diyoruz. Ne kadarmış çaplar hemen bakalım. Ya R5. R Enter. 5 Enter dedik. Şu çizgi bu 1. Tekrar Enter. Şu 2. Şimdi başka var mı parça üzerinde? Ona bakalım. Başka da yok. Şimdi buraya kadar tamamsa hemen şu delikleri oluşturalım. UCS tanımlaması yapalım tekrar. Nereye? Şuraya. Şu yüzeyle şu yüzey arasında işlem yapacağım. Hemen bakalım. Delikler nedir? Y, şurası eksene 7. İkisi arası 21. Çapta 10. Hemen geliyoruz. C Enter diyelim. Veya 7'lik bir çizgi çizelim. Şuradan 7 mm. İçeri doğru ne kadarmış ona bakalım. 8. Şöyle de 8 mm dedik. Buraya bir tane daire çizeceğiz. C Enter dedik. Hemen şuradan çap 10'luk yani yarı çap 5'lik bir daire çizdik. Şimdi bunu kopyalamak istiyoruz. Copy Enter dedik. Bir nokta belirleyip ileri gideceğiz. Ne kadar? 21 mm. Ve buraya kopyalamış olduk. Şimdi buraya kadar da tamam. Sildik. Başka fazla çizgim şurası var. Üzerine geldiğimde görüyoruz. Buraya kadar tamam. Hemen extrude diyelim. Şunu enter dedik. Aşağı doğru ne kadar? 10 mm. Tamam. Extrude dedik. Bunu aşağı doğru ne kadar? 10 mm. Tamam. Şimdi katı olarak bakarsak neyi nasıl yaptığımızı daha net görürüz. Şimdi buraya kadar tamam. Bakın burada sindirik parça olarak oluşturduk. Şimdi boşaltmasını yapacağız. Birbirinden çıkartmak istiyoruz. Şu parçadan şunu çıkartacağız. Subtract diyorum. Şu parça, işlem yapacağım parça. Enter. Neyi çıkartacağım onu seçiyorum. Enter dediğimde boşaltım tamam. Şu parça enter. İşlem yaptığım parçam şu. Enter dedim. Bunun da boşaltımı tamam. Şimdi slotu da aynı şekilde yapabiliriz. Onu da bir sonraki eğitim filminde de yapacağız.